Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik sahnesi kitabında prova sahnesi 4'ü çözeceğiz arkadaşlar. Evet, sorularımıza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci soruya bakalım gençler. Bir yüzü sarı, diğer yüzü mavi olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt görseldeki gibi art arda iki defa tam ortalarına katlanıyor. Son durumda elde edilen dikdörtgen kağıdın bir yüzünün alanı 8 üstü eksi 3 santimetre kare olduğuna göre ilk durumdaki kağıdın sarı yüzünün alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi son durumda arkadaşlar elde edilen mavi kağıdın alanı 8 üstü eksi 3 santimetre kareydi. Bakın bu 8 üstü eksi 3 santimetre kareymiş. Şimdi dikkat ederseniz ikiye katladım. Şöyle bakın kat çizgilerinden gösterecek olursam. Burası 8 üstü eksi 3. Burası da 8 üstü eksi 3'tür. O halde mavi kağıdın şu kağıdın arkadaşlar bir tanesinin alanı yani şu yüzeyin alanı 2 tane 8 üstü eksi 3 2 çarpı 8 üstü eksi 3'tür diyoruz. Yani şunun tamamı 2 çarpı 8 üstü eksi 3 santimetre karedir. Yazalım arkadaşlar bakın 2 çarpı 8 üstü eksi 3'tür. Şimdi sarı kağıda baktığım zaman 2'ye katlayarak elde ettik. Şöyle kat çizgilerinden gösterelim. Yani iki tane arkadaşlar bakın. Bir tanesi burada. 2 çarpı 8 üstü eksi 3. Bir tanesi de burada. 2 çarpı 8 üstü eksi 3. O halde sarı kağıdın alanı iki çarpı 8 üstü eksi 3 ile 2 çarpı 8 üstü eksi 3'ü toplayacağız demektir. Yani 2 tane 2 çarpı 8 üstü eksi 3'tür. 2 tane demek 2 çarpı 8 üstü eksi 3'tür diye düşünüyorum. Buradan arkadaşlar 8'i düzenleyecek olursam 2 çarpı 2 çarpı 8 2'nin 3. kuvvetiydi. Üstü eksi 3. kuvveti. 2 çarpı 2 çarpı 3 ile eksi 3'ü çarparsam 2 üstü eksi 9'dur. Bakın bunlar birinci kuvveti. O halde tabanlar eşitken üstleri toplarsam eksi 9, 2 daha eksi 7 olur. 2 üstü eksi 7 santimetre kare olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, temizleyerek geçiş yapıyorum. İkinci soruya gençler. İkinci soruya baktığım zaman bir manavda bulunan ürünler ve kilogram fiyatları görselde verilmiştir. Bu manavdan alışveriş yapan Sercan Bey tezgahın solundan sağına doğru 3 kilogram, 5 kilogram ve 2 kilogram ürünü aldığına göre aldığı bu ürünler için toplam kaç lira öder diye soruyor. Şimdi arkadaşlar soldan sağa doğru bundan 3 kilogram alıyorum. Buradan 5 kilogram, buradan da 2 kilogram ürün alıyor. O halde ödeyeceğimiz ücretler arkadaşlar nasıl bulurum? Evet, 1 kilogram fiyatını kilogramla çarparım arkadaşlar. O halde 2 üstü eksi 1'i 3 ile çarparım. Artı 3'ün karesi 5 ile çarpıyorum veya 5 çarpı 3'ün karesi şeklinde de yazabilirim. Artı 2 çarpı 2 üstü 4 diyorum. 2 üstü eksi 1, 1 bölü 2 demektir arkadaşlar. Çarpı 3 artı 3'ün karesi 9'du. 5 çarpı 9 artı 2 çarpı 16 şeklinde yazabiliriz. 1 bölü 2 ile 3'ü çarparsam 3 bölü 2'dir arkadaşlar. 3 bölü 2 de bakın şöyle gösterelim. 3 bölü 2 de 1,5 TL'dir. 3 bölü 2 yerine 1,5 TL yazdım. Artı 5 kere 9 45 artı 2 kere 16 32'dir. Şimdi bunları toplayacak olursam 2, 5 daha 7, 1 daha 8. Evet, buçuğu unutmuyorum. 3, 4 daha 7. Evet, 78 lira 50 kuruş. Yani 78 tam 10'da 5 TL olur diyorum. Evet, devam edelim. Temizleyerek geçelim. Bir sonraki sorumuza. Evet, üçüncü soruya baktığımız zaman bir sinema salonunun koltuklarının görünümü yukarıdaki gibidir. Bu sinemada her seans için uygulanan bilet tarifesi tabloda verilmiştir. Buna göre bir seansta salon tamamen dolduğunda elde edilebilecek en fazla gelir ile en az gelir arasındaki fark kaç liradır diye sordu. Arkadaşlar öncelikle salonda kaç tane koltuk var bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Evet. Bir sırada 13 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam sıra var. 7 çarpı 13 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. O halde 7 ile 13'ü çarptım. 91 artı 9'dan 100 koltuk vardır diyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. 10 üstü 2 100 demektir. 100 TL. 4'ün 3. kuvveti 64 TL demektir. Şimdi en fazla gelir arkadaşlar. Yani bütün salon tam bilette dolsaydı. Bütün salon tam bilet olsa mesela. Bütün salon tam bilet alsa diyelim. 100 tane koltuğum vardı ve her bilet arkadaşlar 100 liraydı. O halde 100 çarpı 100'den ne olur? 10.000 TL gelir elde edilir diyoruz. Şimdi bütün salon arkadaşlar öğrenci olsaydı bütün salon öğrenci bileti alsın arkadaşlar. Evet, bir bilet 64 lira ve 100 tane biletimiz var. O halde 100 çarpı 64 6.400 TL olur. İkisinin arasındaki farkı istemişti. 10.000'den 6.400 çıkarıyorum. Evet. 10'dan 4 çıktı. 6. 9'dan 6 çıktı. 3. 3.600 TL fark olur. Diyorum arkadaşlar. Evet. Temizleyerek geçiyorum. Dördüncü soruya. Dördüncü soruya devam ediyorum arkadaşlar. Ayrıt uzunlukları 3 üstte eksi 3 santimetre ve 9 üstte eksi 2 santimetre olan kare prizma şeklindeki tuğlalar aralarında boşluk kalmayacak şekilde görseldeki gibi dizilmiştir. Dikey kullanılan tuğla sayısı 9 tane olduğuna göre zeminin uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 3 üstte eksi 3 ise bakın şurası 3 üstte eksi 3'tür. Buralar ne arkadaşlar? 9 üstte eksi 2. Şimdi sıralamaya bakıyorum. Bakın bir dikey bir yatay. Bir dikey bir yatay. Bir dikey bir yatay. Bir dikey bir yatay, bir dikey bir yatay gibi olacak. Şimdi 9 tane dikey varsa, arkadaşlar dikkat edin. Dikey yatay, dikey yatay şeklinde gidiyorsa o halde 9 tane de yatay tuğla vardır. 9 tane yatay tuğla var. Şimdi zeminin uzunluğu için arkadaşlar 9 tane dikey ve 9 tane yatay tuğlanın uzunluklarını toplamamız gerekiyor. Evet, 9 tane dikey için arkadaşlar bakın bir tanesi 9 üstte eksi 2 idi. O halde 9 çarpı 9 üstte eksi 2 artı yataylar için arkadaşlar bir tanesi 3 üstte eksi 3. O halde 9 tane var 9 çarpı 3 üstü eksi 3'tür. Buradan arkadaşlar şöyle yapabilirim. Her birisi 3'ün kuvveti olarak yazalım. 9 3'ün karesiydi çarpı. Buradaki 9 da 3'ün karesinin eksi ikinci kuvveti olarak yazıyorum artı 3'ün karesi çarpı 3'ün eksi 3. kuvveti. Şimdi devam edelim. 3'ün karesi çarpı 2 ile eksi 2 çarparsam 3 üstte eksi 4 artı burayı arkadaşlar halledelim. Tabanları aynı iken üstleri topluyorum. 2 eksi 3 daha eksi 1 yapar. 3 üstte eksi 1 oldu diyoruz. Şurayı düzenliyorum arkadaşlar bakın. 3 üstte 2 ile 3 üstte eksi 4'ü çarparsam tabanlar aynı iken üstleri topluyorum. 2 eksi 4 daha 3 üstü eksi 2 artı 3 üstü eksi 1'dir. Şimdi eksi kuvvetlerden kurtaracak olursam 3 üstü eksi 2 1 bölü 9 demektir artı 3 üstü eksi 1 de 1 bölü 3 demektir. Toplama işleminde paydaları eşitliyorum. 3 ile genişletiyorum. O halde 1 bölü 9 artı 3 bölü 9'dan tabanlar eşitken üstleri topluyorum. 1, 3 daha 4 bölü 9 santimetre olur diyorum sorumuzun cevabını. Evet temizleyerek geçiyorum bir sonraki soruya. Evet 5. soruya baktığımızda. Bir futbol stadyumunun görünüm ve koltukları görseldeki gibidir. Bu stadyumda kale arkası ve maraton olmak üzere iki farklı tribün bulunmaktadır. Kale arkasının bilet fiyatı 2 üstü 5 TL iken
Maraton tribünün bilet fiyatı kale arkası bilet fiyatının 4 katıdır. Maraton tribün daha pahalı arkadaşlar ve kale arkasının 4 katı. Açık maratonun bir sırasında 27 koltuk, kapalı maratonun bir sırasında 24 koltuk vardır. Maratonlardaki tüm koltukların biletleri satıldığına göre maraton tribünlerinden elde edilen toplam gelir kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar açık maratona bakıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra var. Ve her sırada 27 koltuk varsa açık maraton. Açık maratonda koltuk sayısı 27 çarpı 4'tür. 27 ile 4'ü çarparsan 4 kere 7, 28. Elde var 2. 4 kere 2, 8. 2 daha 10. 108 koltuk var. Şimdi kapalı maratona bakıyorum. Burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 sıra var. Ve her sırada 24 taneydi. 24 çarpı 4'ten 4 kere 4, 16. 4 kere 2, 8. 1 de elde 9. 96 koltuk vardır. Evet. Toplam açık ve kapalı maratondaki toplam koltuk sayısı 108 artı 96 toplayacak olursam 8, 6 da 14. Elde var 1. 9, 1 de elde 10. Elde var 1. 1, 1 de elde 200. 204 koltuk var arkadaşlar. Toplamda 204 koltuk var. Şimdi maratondaki bir biletin fiyatı neydi arkadaşlar? Kale arkasının 4 katıydı. Bakın kale arkası maratonun bir bilet fiyatı diyelim. Kale arkasının 4 katıydı. O halde 4 çarpı 2 üstü 5'ten 4 2'nin karesidir. Bunu da 2 üstü 5 olarak yazarsam 2 üstü 7 TL'dir arkadaşlar. Şimdi benden toplam kaç TL geliri olduğunu sorduğuna göre şöyle yapalım. 2 üstü 7 128 TL demektir. O halde toplam ücret, toplam gelir diyelim. 204 koltuk var. 204 çarpı 128'dir. 204 de 128 çarpıyorum. Evet, normal çarpma işlemimizi yapalım. 8 kere 4 32, elde var 3. 8 kere 0 0 3 daha 3. 8 kere 2 16. 2 ile çarpıyorum. 2 kere 4 8. 2 kere 0 0 2 kere 2 4. 1 ile çarparsam da 204'ü aynen yazıyorum. Topluyorum gençler. 2, 8, 3 daha 11. Elde var 1. 6, 4 daha 11 de elde 11. Elde var 1. 4, 1 daha 5, 1 de elde 6. Evet, 2'yi de aynen yazıyorum. 26.112 TL. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 'Gelir elde edilir' diyorum. Evet, devam edelim. Temizleyerek geçelim 6. sorumuza. Evet, 6. soruya baktığımız zaman otomatik sabun makinesine her el uzatıldığında sensör aracılığı ile her seferinde eşit ağırlığa sahip görseldeki damla sayısı kadar. Bakın arkadaşlar, bazı kelimeleri atlamayalım. Görseldeki damla sayısı kadar sabun akıtmaktadır. Damlalardan birinin ağırlığı 3 üstü eksi 3 gramdır. Buna göre içerisine 1 kilogram sabun konulan makinedeki sabun bittiğinde sensörü toplam kaç defa el uzatılmış olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle 1 kilo sabun grama çevirecek olursam 1000 gramdır. Evet, 1000 gram. Devam ediyorum. Şimdi görseldeki damla kadar, arkadaşlar görselde bakın 3 tane damla var ve her bir damlanın ağırlığı 3 üstü eksi 3'tü. O halde her seferinde, bir seferde diyorum, 3 damla 3 çarpı her bir damla 3 üstü eksi 3'tü. 3 çarpı eksi 3 gram sabun aşağıya akmakta arkadaşlar. Bunu çarparsam 3'ün birinci kuvvettir. 1 ile eksi 3'ü toplarsam 3 üstü eksi 2 gram bir seferde sabun akar diyorum. Sabun dökülür diyoruz. Şimdi toplam 1000 gramdı.
O halde 1000'i 3 üstü eksi 3'e böleceğim arkadaşlar. 3 üstü eksi 2'ye böleceğim, pardon. 3 üstü eksi 2'yi de şöyle düşünelim. 1 bölü 3'ün karesi, yani 1 bölü 9 gram olur diyoruz. Evet, ne yapıyorum arkadaşlar? Sefer sayısını bulabilmek için 1000'i, toplamda 1000 gram vardı ve her seferinde 1 bölü 9 gram dökülüyordu. O halde 1000'i 1 bölü 9'a bölmemiz gerekir. Evet, kesirlerde bölme işleminde 1000'i aynen yazarım. 1 bölü 9'u da ters çevirecek olursam 9 bölü 1 olarak yazarım. Buradan 1000 ile 9 çarparsam 9000 defa el uzatılmış olur derim sorumun cevabını. Evet, sorumuzun cevabını 9000 olarak söyleriz arkadaşlar. Evet, temizleyerek geçiyorum 7. soruya. Evet, 7. soruya baktığımız zaman yükleri üzerine koymaya yarayan ve palet adı verilen şekil 1'deki görsel alt ve üst parçalardan oluşmaktadır. Arkadaşlar iki parça bakın. Burası alt parça. Şurası da üst parçası. Üstteki parçalardan her birinin kalınlığı 5 üstte eksi 1 desimetredir. Alttaki parçalardan her birinin kalınlığı ise üstteki parçaların kalınlığının 5 üstü 3 katıdır. Buna göre şekil 2'deki gibi yerleştiren paletlerin en üst noktasının yerden yükseklik kaç desimetredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle alt parçasının kalınlığını bulmak istersem alt parçanın kalınlığı diyorum. Şimdi üst parçanın 5 üstü 3 katıydı. O halde alt parça, pardon, üst parça arkadaşlar 5 üstü eksi 1'di. 5 üstü eksi 1 ile 5 üstü 3'ü çarparım. 5 üstü 3 katı çarpı 5 üstü eksi 1 diyorum. Demek ki 3 ile eksi 1 toplarsam 5 üstü 2 desimetre olur diyorum. Nereye? Alt parçanın kalınlığı. Yani şurası 5 üstü 2 desimetre arkadaşlar. Şimdi bir palet için arkadaşlar bir paletin yüksekliği, bakın alt parça var bir de üst parça var. O halde bir paletin yüksekliği alt parça ile üst parçayı toplamamız gerekir. O halde 5 üstü 2 artı üst parça 5 üstü eksi 1'di. Şurayı düzelteyim arkadaşlar. Pardon. Şimdi 5 üstü 2 arkadaşlar 25 demektir. 25 artı 1 bölü 5'ten bunu toplayacak olursam 25 tam 1 bölü 5 desimetre olur. Bir paletin yüksekliği. Şimdi 5 tane palet var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. O halde şekil 2'de arkadaşlar 5 paletin yerden yüksekliği demek. 5 tane var arkadaşlar dikkat ederseniz. 5 tane 25 çarpı 1 bölü 5'tir. O halde 5 çarpı 25 çarpı pardon 25 tam 1 bölü 5 diyorum. Buradan çarpma işlemi yapabilmek için tam sayılı kesire bileşik kesire çeviriyorum. 5 çarpı 25 ile 5 çarparsam 125 bir daha 126 bölü 5. Bakın 5'ler birbirine götürdü. 126 desimetre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, devam edelim. Geçelim 8. sorumuza. Evet, 8. soruya baktığımız zaman yumurta çiftliğinde çalışan Zerrin Hanım topladığı yumurtaları görseldeki gibi kutulara yerleştirip her kolide 5 kutu olacak şekilde paketleyip bir koliye yerleştirmektedir. Arkadaşlar bakın burada kutu, koli, tamam mı? Bunlara dikkat edelim. Elde edilen 12 üstü 2 çarpı 10 üstü 2 yumurta kolisi bir kamyona yüklenmektedir. Bir tane yumurta 12 kuruş ve bu çiftlikte aynı günde çiftlikten aynı günde aynı gün 12 tane tam dolu kamyon yumurta satıldığına göre bu satışlardan elde edilen toplam gelir kaç kuruştur diye soruyor ve bir kutuda 24 tane yumurta vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kutuda 24 tane yumurta var. Burası tamam. Şimdi diyor ki kutuları yerleştiriyor ve her kolide 5 kutu olacak. O halde bir kolide 5 kutu olacağına göre arkadaşlar bir kolide 5 çarpı 24, 5 ile 24'ü çarpacak olursam 120 tane yumurta var.
Bir koleyle. Şimdi bunlar yerleştirip arkadaşlar bir koleyi yerleştiriyor. Elde edilen 12 üstü 2 çarpı 10 üstü 2 yumurta kolisi bir kamyona yerleştiriyor. Şimdi bu bir koleydi. Bu kadar arkadaşlar 12 üstü 2 çarpı 10 üstü 2 kolide kaç tane yumurta vardır ona bakalım. Bir kolide 120 tanesi. Şöyle yapıyorum. Evet. Bir kamyonda on iki üstü iki çarpı on üstü iki koli vardı. Ve her kolide arkadaşlar 120 yumurta vardı. Şu 120 şöyle düşünebilirim arkadaşlar. 120 istersek 12 çarpı 10 şeklinde yazalım. İsterseniz şöyle. Üstü sayılarda işlemi daha rahat yapabilirim. O halde 12 çarpı 10 tane yumurta olsun bir kamyonda. Bunları çarparsam, bakın 12 derken neresini işlem yapıyorum? 12 üstü 2 ile 12 üstü 1 çarparsam üstleri topluyorum. 12 üstü 3 çarpı. Yine 10'un birinci kuvvettir. 10 ile 12 üstü 2 ile 10 üstü 1'i çarparsam üstleri toplarsam 10 üstü 3'tür. Yani 12 üstü 3 çarpı 10 üstü 3 tane arkadaşlar ne olur? Bir kamyonda yumurta vardır. Şimdi bir kamyonda o kadar yumurta var. Peki toplam kaç tane kamyon yola çıktı arkadaşlar? Ve toplam kaç tane kamyonluk yumurta satıldı? 12 tane. Şimdi o halde toplam yumurta sayısı diyelim. iki kamyon vardı. 12 çarpı bir kamyonda 12 üstü 3 çarpı 10 üstü 3 yumurta vardı. Bunları çarparsam birinci kuvvettir. 12 üstü 1 ile 12 üstü 3 çarparsam üstleri topluyorum. 12 üstü 4 çarpı 10 üstü 3 tane toplamda yumurta var. Benden geliri sormuştu ve bir tane yumurtanın 12 kuruş olduğunu söyledi. O halde toplam gelir ne yaparım? Yumurta sayısıyla bir tane yumurtanın fiyatını çarparım arkadaşlar. O halde 12 çarpı 12 üstü 4 çarpı 10 üstü 3 diyorum. Buradan arkadaşlar birinci kuvvettir. O halde 12 üstü 5 çarpı 10 üstü 3 TL gelir elde edilir. Pardon, kuruş gelir elde edilir arkadaşlar. Kuruş diyelim. Burayı da düzenleyebilir miyiz? Veya bu şekilde bırakabilirim arkadaşlar. 12 üstü 5 çarpı 10 üstü 3 kuruş gelir elde edilir diyoruz. Evet. Bu soruyla da arkadaşlar dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.